Günaydın güzel insanlar, herkese merhabalar. Akşam iftara ne çorbası yapsam diye düşünüyordum. Elvan kızı çorbası yapacağım. Bu çorba mercimekten oluyor. Görmüş olduğunuz gibi mercimeğimi böyle önce ıslattım. Bayağı bir bekledi. Sonra işte o suyunu döktüm. Tekrar şimdi kettle'ımda sıcak su vardı. Onunla yine bir iki sefer yıkadım. Biraz daha bekleteceğim. Ondan sonra yıkayacağım ve iyice böyle görmüş olduğunuz tozlu suyu atmış olacak. Duru bir su çıkacak ortaya. O zamana kadar yıkayacağım. Sütçüm gelecek. Sütçümü bekliyorum. Kavanozları buraya çıkarttım. O da gelmedi. Börek yapacağım. Yufka almaya gideceğim. İleride yufkacı var bizim. Hadi dedim oraya gitsem o arada sütçüm gelir mi diye düşündüm. Çünkü bu saatlerde gelme saati. Aradım, telefona da bakmadı. Tabii çok yoğun oluyor. Bizim sütçü hanımefendi o kadar çok süt satışı var ki. Yani Allah bereketini arttırsın. Kat kat böyle sütlerini satmaya devam ettirsin. Onun da işi o. Yani telefona bakacak vakti olmuyor bazen. Ben şimdi tekrar arayacağım. Olmazsa, yeniden bakmazsa, bakarsa da ben de ileride bir yerde olursam söyleyeceğim artık, aşağıya sitenin girişine bıraksın. Dönüşte yufkaları aldığım zaman onları da alır yukarıya çıkartır. Aşağıdaki minik yavrular, anne ne yapıyor acaba? Şimdi onlara bakacağım. Biraz baba götüreceğim. Siz tok evin aç kedileri. Ne oldu? Var sizinki, var. Var. Bu aşağıdaki bebeklere, bebeklerin annesine. Tamam mı? İlla bir koklarsınız tabi. Poşet sesi duydunuz ya böyle şıpırtı. Ha, düştü oraya. Bak yemedi bak. Bak ağzında oynuyor çünkü neden? Karnı tok. Karnı tok o yüzden. Böyle oynuyorlar bunlar. Çok fenalar. Tok evin aç kedileri. Poşette bir şey yok değil mi? Yok. Sütçüme de şöyle 5 litrelik su aldığımız zaman bidonları ayırmışlar. İnşallah bugün gelecek çünkü bizim sütçümüz bazen çok yoğun olduğu zaman bugün gelirim diyor ama gelemiyor. Ertesi gün geliyor. Benim de elimde hiç yoğurt kalmadı. İnşallah gelir. Çünkü bizim evde yoğurt çok tüketiliyor. Hazır yoğurt da almak istemiyorum. Yani sevmiyorlar bizimkiler hazır yoğurdu. Sen kapıda beni uğurla, tamam mı? Güle güle. Hadi kızına iyi bak. Gel, 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 gel. Sen ne yaptın? Ha? Gel bakalım. Herkes bir şeyler bitiriyor. Bu mama kabına da yaş mama koymuşlar. Ben de şöyle kenarına koyacağım bunları. Gel, gel, nereye gidiyorsun? Ha? Mama yiyesin yok mu? Karnın tok mu? Ha? Karnın tok mu? Karnın tok herhalde. Bir de şöyle bebeklere bir bakayım. Biliyorsunuz bunlar böyle hemen büyüyorlar. Biz de kaç gündür bakamadık. Bir bakalım ne kadar olmuşlar, ne kadar büyümüşler. Aman, gözleri açılmaya başlamış. Bak bak. Bak, gözleri açılmaya başlamış. Büyüdünüz mü siz? He? Büyüdünüz mü? He? Hepsi de çok sağlıklı. Annesi çok güzel ilgileniyor bunlarla. Bak, bak. Ne yapacaksın sen? Bana mı tıslıyorsun? Rahatsız mı oldun? Ha? Bak. Bak, en sevdiğimiz bu siyah. Bu siyah benim çok hoşuma gidiyor. Ay. Tırnakları da havlulara batmış. Gel. Gel. Bak. Şuna bir bakayım. He.
Gözleri de açılmış. Çok tatlılar ya. Gel. Azıcık rahatsız edeyim. Büyümüşsünüz artık siz. Birazcık seveyim sizi. Azıcık seveyim. He? Bak. Aman. Aman aman. Ne tatlı olmuşsunuz. He? Hayatınız bozuldu mu? Azıcık bozulsun. Azıcık bozulsun. He? Bak. Bak gözleri. He? He. Hadi kapattım. Tamam. Yeter bu kadar rahatsızlık. Tekrardan kapatayım. Bizim sitenin girişinde de bir lavabo var. Ellerimi şimdi orada yıkayayım. Çeşme burada. Tozdan şeyden batmış yiyecek. Ev yapımı, ev işte. Artı bunlar da mantı. Mantılar da burada üretiliyor. Yani kendi ürünleri tamamen imalat ailesi var. Kuskusları da aynı şekilde. Görmüş olduğunuz her şey burada. Organik çorba. Kabayof. Erişte. Çorbalık erişte. Ha, bu çok güzelmiş. Bundan alabilirim aslında. Bundan da biraz almak istiyorum da. Tabii ki. Çorbalık erişteden. Evet. Bu daha önce yoktu sanki. Yeni mi? Bu vardı. Ramazan dolayısıyla daha dolu dolu. Evet. Bana. Çünkü ben daha önce hiç böyle dikkatimi evet. Çekmedi de. Doğru. O yüzden o biraz daha kalın. Bu biraz daha ince. Bu tam çorbalık olan bu. Evet. Bu ondan alayım abi biraz. Siz bana yeterli evet. Değil. Bu kadayıfları da siz mi yapıyorsunuz? Hayır. Bunlar hazır mı geliyor? Hazır. Bunlar çok güzel duruyor. İçi dolgulu ya, değil değil mi? Yok hayır. İçinde dolgulu yok. Hoş. Sadece şerbet yapılıp dökülecek ama şerbet, bakar mısınız ne güzel yapmışlar. Şerbetle yağ ilave edeceksiniz. Evet. Üzerine de ceviz tozu veya fıstık tozu. Aynen. Karşıda da bim var. Oradan da bir süt alayım. Yumurta vardı evde. Koş koş. Oradaki kadayıflardan misafiriniz geldiği zaman alınabilir çünkü çok güzel gözüküyorlar. Eğer şerbetini koyduğunuz zaman da aynı o şekilde duruyorsa tabii ki. Kimi kadayıflar biliyorsunuz şerbeti yedikten sonra dağılabiliyor. Evra ablam da öyle olmuş çünkü. Sütçümü aradım. En sonunda ulaştım. Dedim ne zaman geleceksin buraya saat dedim öğlen oldu. Baksanıza yani ben markete gittim geldim. Oyalandım biraz da yavaş yürüdüm. Sütleri dedi sağdım dedi köydeyim dedi. Çoktan gelmem gerekiyordu ama kayınpederim rahatsız oldu. Benim eşim dedi onu hastaneye götür dedi. Aman dedim geçmiş olsun. Rahatsızlanmış öyle olunca geleceğim bugün gün içerisinde geleceğim ama biraz dedi geç kalabilirim dedi. Ama dedim sağlık olsun da gerekirse istersen bugün gelme yarın gel dedim ben de. Yok dedi. Bugün bir şekilde sağmış olduğumuz sütleri dağıtmamız lazım. Geleceğim dedi. Ay bileğim. Bekleyeceğiz artık. Geç olsun da güç olmasın. Ah. Beni karşılayan bir Mars göremedim şu anda. Neden acaba? Ha, uyuyor muydun? He? Uyuyor mudun sen? Sonradan geldim. Heh. Mars. Günaydın. Gel. O minik burnunla her yeri koklarsın. Bak. Bu kız da burada yatıyor. Bak. Şans.
benim pamuk kızım, benim tosun kızım. Hemen poşetleri koklamaya başlarsınız. Değil mi? Aldım sizlere de yaş mama aldım. Birer tane yaş mama aldım onlara da. Yaş mamayı alırken oradan bir tane bayan dedi ki Tataka dedi, indirimde şu anda dedi. Ben dedim yaş mamayı her zaman vermiyorum. Ara sıra veriyorum dedim. Haftada bir sefer falan. O da evinde 5 tane kedi varmış. Dedim abla maşallah biz dedim 2 ile çok zorlanıyoruz. Sen dedim 5 taneye nasıl bakıyorsun? Yaş olarak benden büyük belli. Ama dedi benim yavrularım dedi 5'i de dedi bakıma muhtaç dedi. Özürlüymüş kedilerin hepsi. Herkesin yapabileceği bir iş değil. Yani özürlü bir hayvana bakmak hem de 5'te. 5 tanesi. 5'inin de öyle olması. Soracaktım yani öyle mi doğdular diye ama o kadar da vaktim yoktu. O da bir şeyler alıyordu. O arada bir şeyler alırken konuşunca tanımadığım da bir bayan. Çok da soru sorarak sıkmakta istemedim açıkçası onu. Şimdi nohudumuzu da aldık. Bugün nohudumu ıslatayım. Nohudu ıslatıyorum ama haşlayıp diprize koyuyorum ben. Yemeğini çok fazla sevmiyorum burada. Ama böyle pilavda, çorbada daha çok seviyorlar. O yüzden nohutun yemeği bizde pek pişmez. Kuru fasulye pişer ama nohut sadece çorbayla pilavlarda kullanılır. Şunlara bakar mısınız? Nasıl bekliyorlar beni? Yaş mamanın kokusunu aldınız değil mi? Tamam vereceğim. Size vereceğim. Bir de bayan dedi ki bu mamadan yani kedi bu markadan çok almadık. Dikkat de etmedim açıkçası. Almışızdır mutlaka da. Hatırlamıyorum. Bayan ishal yapıyor bunlar dedi bana. İçine kuru mamayla beraber karıştırırsan daha iyi olur dedi. Tamam dedim ben de. Gerçi bizimkiler artık yetişkin oldu. Hala ishal olurlar mı? Böyle çok da olduklarını hatırlamıyorum. Yani biz yaş mama falan verdiğimizde ishallik bir durumları olmadı. Şu tabaklar onların. Tamam. Tamam. Ah bu boğaz var ya boğaz. Ah bu boğaz. Gel. Tamam. 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 Gel hadi biriniz burada yiyin. Gel. Gel hadi sen burada yiyin. Gel. Gel sen buraya. Mars. 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 Gel. Gel. Gel kızım. Gel 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 gel. Bak ya. Ha. Hadi bakalım. Hı. Çok aşağıya baktın sen. Ha. Azıcık yukarıya bak. Öreğimi her zamanki gibi pırasalı yapacağım. En son yapmış olduğum pırasalı öreğin içerisine bir de patates koymuştum haşlayıp. Ama bu sefer koymayacağım. Bu sefer beyaz peynir ve kaşar peynir ilave edeceğim. Öreğimin iç harcını yapacağım. Daha sonra işte akşama çorba yapacağım. Yeniden tatlı yapacağım. Yemek yapacağım. Pilav yapacağım. Şimdiden başladım. Böreğimi böyle biraz sosta bekletmek istiyorum. Hemen fırına vermek istemiyorum. Biraz sosta bekledikten sonra o sosu yufkana çektikten sonra pişirmek istiyorum. Ondan sonra da yavaş yavaş sizlerle beraber işte elvan kızı çorbamız. Ondan sonra tekrardan köfte yapmayı düşünüyorum bugün. Çocuklar köfteyi çok seviyorlar. Ama köfteyi nasıl yapsam onu bilemedim. Terbiyeli köfte yapasım vardı. Kızlar onu çok seviyorlar ama elimde yoğurdum kalmadı hiç. Hazır yoğurt alsam mı diye kararsız kaldım da yok dedim. Terbiyeli köfteyi başka bir zaman yaparım. O zaman yerler. Yani hazır yoğurt almaya da gönlüm el vermedi açıkçası. Sevmiyorum ben hazır yoğurdu. Evde puding yaptınız mı hiç? Ben hazır puding almıyorum. Pudingi evde kendim yapıyorum. Kızlar da dışarıdan alınmış hazır pudinglerden çok çok daha lezzetli olduğunu söylüyorlar.
Daha önce sizlerle puding yaptık, onu da hiç hatırlamıyorum. Unuttum yani, yapmadıysak da yeniden sizlerle beraber bir puding yaparız patronu. Pırasamı kavuracağım. Bunda da çorbamızı yapacağım. Buraya zeytinyağı koydum pırasalar için. Buraya da sadece tereyağı koydum. Çünkü ben mercimek çorbası yaparken sadece tereyağı kullanıyorum. Çok lezzet verdiğine inanıyorum. Bu sadece benim düşüncem. Sizler tabii ki zeytinyağı, sıvı yağ, margarin hangisini kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz. Pırasamın yağı ısındı. Onun altı açıktı. Bir de büyük ocağa koydum ben onu. Ama buradaki tereyağım daha erimedi. Elvan çorbası için soğan ve sarımsak doğruyorum. Patates, havuç hiçbir şekilde mercimeğin içine koymayacağım. Koymak isteyen arkadaşlar olursa eğer tabii ki kendileri mercimeği başka bir tencerede kızartıp koyabilirler. Ama bu elvan tuzu çorbasını ben bu şekilde seviyorum. Salça kullanmayacağım. Un da kullanmayacağım. Soğanlarım ve sarımsaklarım kavruldu. Ocağın altını iyice kıstım ve şöyle bir iki, bu kırmızı toz biberinize göre de değişir. İki tatlı kaşığı dolu dolu kırmızı toz biber ilave ettim. Hatta şöyle çok azıcık daha ilave edeceğim. Çünkü rengini kırmızı toz biberden alacak. Nane ilave ediyorum. Hatta nane az kalmış bunun içinde. Hepsini ilave ediyorum. Bunda da hemen hemen 2 tatlı kaşığı kadar var. Kimyon ilave ediyorum. Karabiber ve kettle'da kaynatmış olduğum sıcak suyu da şimdi hemen dökeceğim. Arkasından da mercimeklerimi ilave edeceğim. Baharatlarım kızgın yağda hemen zaten kavruldu. Çok fazla yanmasını istemiyorum çünkü bu sefer lezzeti kaçacak. Mercimeğim de piştiği zaman blenderdan geçireceğim ve çorbamız hazır olacak. Bu arada ocak da bozuldu. Böyle pır 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 sesler çıkarttı. Birazcık daha sıcak. Bu arada pırasam da kavruldu. Hemen onu da azıcık bir şey şöyle salça ilave ediyorum. Tuz ve karabiber ilave edeceğim. Ondan sonra pırasamı da soğumaya bırakacağım. Hatta çok fazla buna da kırmızı toz biber ekleyebilirim. Artık acı istiyorsanız siz kendiniz acı da ilave edebilirsiniz. Elvan kızı çorbamı mikserden geçirdim. Böyle bir iki dakika daha kaynatacağım ve ondan sonra altını kapatacağım. Çorbam hazır olmuş olacak. Bu arada pırasalarım da soğudu. Kaşar peynir ve beyaz peynir rendeledim. Şimdi sizlerle beraber bunu karıştıracağız ve ondan sonra da sos yapımına geçeceğiz. Köfteyi de beraber yapacağız. Köfteyi acaba değişik mi yapsam diye düşünüyorum. Şimdi kendi kendime köfte ızgara yapayım dedim ama acaba salçalı köfte gibi bir şey mi yapsam? Ne yapsam? Çok kararsız kaldım. Böreğimin sosunu yaptım. 3,5-4 su bardağına yakın süt, 4 adet de yumurta kırdım. Bu arada tepsimi de yağladım ama o arada benim sütçüm aradı. Şu şişeleri de aldım. Canı biraz sıkkındı. Aşağıdayım, ellerim çok dolu dedi. Sütünü buradan alır mısın dedi. Tamam dedim ben de. Sütleri aldım. İyi.
Kayınpederini sordum. Neyi var, geçmiş olsun. Arkada ben görmüşsünüzdür. Sütçümüz gidiyor. Karnım ağrıyor dedi. Hastaneye götürdük dedi. Hayır mı dedim. Yumurta yemiştir kesin o dedi. Güldü böyle bir. Niye dedim gülüyorsun? Yumurta yiyince ne oluyor ki dedim ben. Safra kesesi alınmış herhalde. Safra kesesi alınanlarda yumurta yediği zaman dokunuyor mu sizin? Böyle bir bilginiz var mı? Ben ilk defa duyuyorum. Safra kesesi alındığı için yumurta yedi mi dokunuyor buna dedi. Yanında bir tane daha abla vardı ama o da B blokta oturuyor. Tanıyorum onu da. O da öyle bir şey yok dedi. Kimine göre var, kimine göre yok. Ay ellerim. Yani belki de kişiden kişiye değişiyordur. Herkesin bünyesi bir değil. Belki o abiye, amcaya safra kesesi alındıktan sonra yumurta dokunuyor da olabilir. Sütümüzü ocağa koydum. Bizde sütün litresi 20 lira. Burada sizin oralarda ne kadar? 7,5 litresini 150 liraya alıyorum ben. Genelde de hep 7,5 alırım. Çünkü tenceremin kapasitesi o kadar elimden gelse 10 kilo alacağım ama o ebatta bir tencerem yok. Eğer o ebatta bir tencere alırsam mutlaka 10 litre almaya başlayacağım. Çünkü bizim evde çok tüketiliyor. Yoğurt çok gidiyor. Kızlar da çok seviyor. Eşim de çok seviyor. 6 ay ben Bulgaristan'da kaldım. Gitmeden önce bir 10-12 kilo kadar bir yoğurt mayaladım. Tabi ondan sonra bir sefer bir kendileri denemişler. Derin su az çok aslında bilir. Ama ondan sonra da yapmamışlar bir daha. Sıcakta zaten biliyorsunuz yoğurt tutturması biraz daha zor. Sıcak havalarda. Onu ayarlaması daha zor oluyor. Böyle olunca yazın çocuklar hazır yoğurt tüketiyorlar. Ben geldiğim zaman da bu yoğurdu yediğim zaman, yaptığım zaman kaşık kaşık yiyorlar. Şu yufkanın güzelliğine bakar mısınız? O kadar güzel ki şu anda. Pazardakiler böyle sanki naylonumsu oluyor gibi geliyor bana. Ama bunda hiç öyle bir şey yok. Böreğimi bir iki saat dinlendireceğim ve ondan sonra fırına vereceğiz. Sıra geldi pudingimizi yapmaya. Bu tencerenin içerisinde bir su bardağı toz şeker var. Burada tepeleme 2 kaşık kakao, bir tepeleme evinizde artık sarayla çok hemen ne varsa ondan, bir kaşık da tereyağı, yarım su bardağı nişasta, 1 litre süt için bu malzemelerimiz. Puding için bir pakette vanilya demiş benim, hatırlamıyorum ama yeniden söyledim sizlere. Şimdi ben evde yapılan pudingimi nasıl yapıyorum? Dışarıdan almayız biz. Puding yapacağımız zaman ben evde yaparım. Genelde de kakaolu sevilir evde. Kakaolu yeriz hep. Şekerle kakaoyu iyice bir karıştırıyorum. Daha sonra sütünü ilave edeceğim. Bunu bu şekilde karıştırmamın sebebi kakaomuz topak topak olmasın diye. Hemen vanilyamı da ilave ediyorum.
sütlacı yapan arkadaşlardan bazıları yumurtayı kestirmiş sanırım. Bana yazmıştı. Beyin Hanım sütlacı, ben sizin dediğiniz gibi yapmadım mı yazmış ya da yaptım ama olmadı mı yazmış. Yani çünkü orada bir kelime hatası var. Bazen ben de tam anlayamıyorum. Ben yapmadım olarak. Yani sütlacı sizin yaptığınız gibi yapmadım ama yumurtayı sizin eklediğiniz gibi ekledim demiş. Belki de dediğim gibi yazım hatası olabilir. Sütlacı yaparken aynı şekilde yumurtanın daha önceden pişip pütürleşmesiyle ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa, ben şimdi buradan tekrar söyleyeyim. Nişastayla yumurtayı suyla iyice çok güzel bir şekilde karıştırmanız lazım. Ve çok yavaş bir şekilde dökmeniz gerekiyor. Evet, şimdi ben pudingimi yapmaya başladım. Bu arada yağı ve sarallemi de içerisine ilave edeceğim. Ve kaynayasıya kadar karıştıracağım. Süt kaynamaya başladı. Nişastamı da soğuk süt ile açtım. Sizler isterseniz soğuk suyla da açabilirsiniz. Yavaş yavaş ve sürekli olarak karıştırarak nişastamı ilave edeceğim, karıştıracağım. Bu aynı şey sütlaç için de geçerli. Yoksa pütür pütür olur. Yani hem karıştıracaksınız hem yavaş yavaş ilave edeceksiniz nişastamızı. Şöyle hemen bir iki fokurdadığı zaman pudingimiz hazır. Pırasalı peynirle. Çok güzel kokuyor. Kokar. Bu ne için? Bu da köfte yapacağım anneciğim. İçine bir yumurta, bir adet soğan rendeledim. Karabiber, tuz, kimyon, bir de garetoğunu ilave edeceğim. Efendim kızım? Marsipini çıkarmış. Marsipini çıkardı, evet. Ha, bir de ben sana şey yapayım. Eyvah. Çok güzel. Eyvah. Güzel olmuş. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Birazcık daha güzelleştirdim. Hı. Öyle yani. Mercimek çorbası bu. O evet. Elvan kızı çorbası. Bu arada karabiber çok oldu. Döküldü yanlışlıkla. Fazla gitti. Şöyle fazlasını aldım. Biraz da kimyon. Tuz da zaten sizin. Siz de zaten tuzun üzerinde duruyorsunuz. Şöyle bir çay bardağı kadar da galetoğunu ve tuzu da ilave edeceğim. Güzelce harmanlayacağım. Ondan sonra köftemiz pişmeye hazır olacak. Yapacağım. Elma gibi patates doğradım. Köftelerim de böyle parmak uzunluğunda oldu. Bunları tavada pişireceğim. Yani böyle tam pişmeyecek. Mühürleme gibi düşünün. Patatesler de aynı şekilde. Çünkü sosunu yapıp ondan sonra fırında
biraz daha pişireceğiz. Sosuna da salınç, sosuna da sarımsak, salça, su, biraz karabiber ve tuz ekleyeceğim. Patateslerim, köftelerim pişti. Bu arada böreğim de pişti. Fırını yeniden çalıştıracağım şimdi. Köftelerimi pişirmek için fırın ısına dursun. Yeniden 180 derece aldım. Şöyle hemen göreyim, şöyle köftelerim burada. Bu tencerelerin benim fırına giriyor. Sosunu ve patatesini, domatesini birbirine ilave edip bu tencereyle beraber fırında köftelerimi pişireceğim. 2 diş sarımsak, 2 yemek kaşığı salça, karabiber, tuz, çok az da yine kimyon ilave ettim. En son yemeğim çıktıktan sonra da kekik ilave edeceğim. Sıcak su ilave ediyorum fırında hemen kaynaması için. Kızım Şans niye bağırıyor Ece? Mars arıyor. Mars'ı mı arıyor? Mars. Çok azıcık da. Hemen böyle üzerini kapatacak kadar. Ne alemde? Yemeğimiz ne alemde? Bakalım. Oh, bayağı olmuş. Suyunu da çekmiş. Bu da pişti. Zaten ısıtacak olursak çok da soğuyacağını zannetmiyorum da. Orada tencerede ısıtırız. Bu arada pilavım da oluyor burada. Çorbam hazır, pilavım hazır, böreğim hazır. Salata. Salata malzemelerim, sirkeyi suda beklettim. Şimdi onları doğrayacağım. Yoğurdumu mayaladım. Onlar da burada. Bu tarafta da şöyle börek var. Kızlar birer dilim yediler. Bu da kalanı. 4 dilim de oraya koydum. Meral ablaya da gönderdim. Ecin'le şimdi. Bunları da bir borcama küçük bir şey alacağım. Ama dolaba koymayacağım. Eğer doymasak, yemeye devam edersek tekrardan ısıtmak zorunda kalmayalım. Koysan. Nasıl tabağı koyacaksınız? Bunlar temiz, buradan alacağım tabağı. Hiç otursan. Tabağı yardım edeyim mi biraz? Acıksan olacak kızım. Ezanı bekleyecek. Otur ya. O kadar acıkmadım da. Acıktım sonra işte. Erken kalkıyorsun. Hadi hafta sonra biraz uyuyorsun ya. Bugüne yemeklerin hangisini yiyeceğiz bilmem. Bence çorbayı az içelim. Çorbayı ya da ben yarım ekmek yiyorum. Çorba öylesine içelim diyorum. Çorba o zaman şey yap, az koy çorbaları. Çorba çıkar bir de. Çocuklara da az koy. Hı. Yeter. Saat bir bakıyorum bir yandan. Saat. Şans çekin oradan. Kedilerini falan. Başına özel çoban söyle şans. Yemeği sonra mı koyalım? Çorbayı içtikten sonra salataya pilavı koyalım. Ejin geldi. Ekmeği çıkartalım. Şuradan. Çok sıcak pide yiyesim geliyor her gün akşam. Dünlerden geçiyorum. Bir karabalık. Bir karabalık. Ve diyemez yok sırada beklemeye. Aslında çocuklar gidip sırada beklesin olur. Ejder alıyor da. Erken saatte alıyor. Erken saatte olmayacak. Onun keyfi tam ezana yakın buyurun. Ezana yakın ama işte o saatte de. Pilav ortaya mı koyacak? Pilav ortaya koyacağım. Herkes alsın. Her gün iftarda pilav yedik bugüne kadar herhalde. Ablamlarda bulgur yedik işte. Bulgur yedik. Ellerini yıka da gelsin. Patates püresi yedik. Evet. Gel kızım, elini yüzünü yıka. Yıkadım baba. Yıkadın mı? Tamam.
Kızım salatayı tabağa koysana. Onu soğansız bir tek ben yiyorum ya. Bir tek ben yiyeceğim için. Bence ondan sen de. Oraya tabak kilitmeye gerek var mı? Ay en derin su. Yerine yıkıyor. Tabaklar sanki. Tabaktan bol ne var? Makine yıkıyor zaten. Saçlarını mı boyadın? Hayır. Bir sürü havuç koyarsın. Havuç mu? Onun içine bir tane daha havuç yok. Onlar patates. Kuruluşunu. Yemeğin renginden dolayı. Hani kızarır falan anlarım da bunlar bildiğiniz turuncu. Salçalı köfte bu. İzmir köfteye benzemiş o. Evet, İzmir köfte salçalı. İşte görünüm olarak İzmir, tad olarak salçalı. Elçin sevdim ben. Yemeklerden de koyalım. Daha sonra... Hepsini kesmek gerekiyor işte. Tost için ben. Tabii tost. Üstüne şurası o zaman. Ben tost yapabilirim. Tamam. İki tane yarım ekmek var. Tost için ayırdım. Poşette de kesik kalsın diye şey yaptım ben. Kaç dakika kaldı? Şuradaki. Saat kaç bahadır diyor. Saat 3. çok... 2 dakika var. Onlar çıkıyor bugün de şeyde. Şortli de orada. Çıkar. 3. Kaç 3? Kim yedi? Fark etmez koyanmış. Efendim kızım. 2 dakika var da 10 geç okuyor. 10 geçin. 2, 10 geçin. Evet, evet. Ben koydum, ben buradan şey alıyorum. Koyuyor. Evet, bayağı fazla koyuyor. Yiyemedim onu. Okey. Kedi asıldı bana. Kedi burada köftenin kokusunu aldı ya. Şimdi ayağımızın kokusunu, aldığı zaman böyle yapıyor. Toz biber yapalım. Acı biber bulamadım pazardan. Tatlı mı? Ece olsun istiyorsan. Şurayı. Ben bu idman içinde bir... Al kızım. Öğüt tadı diyor adı benim. Geçme ben. Limon derim ki çıkar dedim unuttum herhalde. Bilmiyorum da limonları şeye kullanıyorsun. İçi olmuyor. Ben normal bir limon keseyim. Bunlar yalnız sıcak sular mı koyuyorum? Ha, evet o bitmiş zaten. Olmaz onu koy ben. Bunu ama geri içi buraya koyacağız. Dolaba koyacakmışız bunu Dolapta dursun. Sen puding de mi var? Puding de yaptım ha. O zaman fazla ekmek yemeyelim. Diyoruz, yiyoruz. Diyoruz ama ekmeği de gene de... Al kızım sen, yemekten ne kadar alacaksın? Ezan okunmaya başladı. Hadi bakalım. Allah'ın izniyle. Bir niyet edip geleyim. Hocam bozuldu. Evet, şeyi. Camiye bakarak. Camiye bakarak. Ezan bitsin diye öyle yiyeceğim. Ha. Onda kararsız kalıyorum. Neden? Hani kimiler diyor ki ezan okundu, yiyebilirsin diyor. Kimiler de mesela geçen gün camiye hoca diyor ki ezan okunca ezan okunmasını bitireceksin. Haburcu cubur bekleyeceksin bir dakika ta diyor gün boyunca beklediysen diyor. Sabah gece de diyor kalktığın zaman diyor ezan okundu mu diyor yiyeceğini içeceğini bırakacaksın diyor. Evet onu biliyorum o ezan okundu ezan mu bırakıyor. Ezan okunduğu zaman yemeğe devam etmeyeceksin diyor. Etmeyeceksin. Akşam da diyor ezan okununca yemeyeceksin diyor. Şimdi ezan okunuyor yani yemeyeceksin diyor. Ha bir şey. Bir ezanın bitmesini bekleyeceğiz. Yani bir anladım. Yani o kadar sabır ettim bir dakika daha sabır ettim. Niyet ettim var razı olsun. Doğrucum bozma. Allah kabul etsin. Seninkini de kabul etsin. Allah kabul etsin. Cümle alemin bütün Müslümanların tutanların kabul etsin. Evet. Amin. Tutanların, cümle alemin, Müslümanların Rabbim orucunu kabul eylesin diyelim ve yemeğimize başlamadan önce ben müsaadenizi isteyeyim. Bugün de güzel bir günün sonuna geldik. Kalbinizden ve gönlünüzden geçen bütün güzel dualar kabul olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Oradan ben de kararsız kaldım. Hani sen çıkıyormuşsun. Ekranı falan olacak. Aynen.